Herkese selam arkadaşlar, ben Emrah, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yine yepyeni bir Farming Simulator videosu ile karşınızdayım. Yine Konya Ereğli haritasının 5. bölümdeyiz arkadaşlar. Bu bölümde buğday ekimine başladık. Umarım keyifli videolar sizleri bekliyordur. Arkadaşlar kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Her abone bana bir destektir arkadaşlar. Ve şimdiden abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Landini ve Timosa'nın traktörümüzü ekim gerçekleştiriyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir önceki bölümde bulunan Summer traktörümüzü sattık arkadaşlar. Yerine Massey Ferguson 8S traktör geldi. Massey Ferguson 8S arkadaşlar tohumları koyduk. New Holland traktörümüze de arkadaşlar gübreleri koyduk arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar ekim işlemlerine başladık. Hayırlısıyla dediğim gibi arkadaşlar ekimin son günlerindeyiz. Ekim ayında ektik ekemedik. Tarlamızı ekemiyoruz arkadaşlar. Bu yüzden biraz buğday, biraz lavanta, biraz başka ürünler arkadaşlar ekeceğiz. Ve arkadaşlar buğdaylarımızı satmayacağım arkadaşlar. Buğdayları un değirmeni kuracağız. Un değirmeninde arkadaşlar un yaparaktan ekmek yapacağız arkadaşlar. Ekmek için ne gerekli ne değil bilmiyorum, ona bakacağız. Tabii oyun bize sunduğu şeylere göre. Daha sonra sera kuracağım arkadaşlar. Seralardan domates elde edeceğiz. Elde ettiğimiz domateslerden arkadaşlar ketçap üretimine yapacağız. Ayçiçek yapacağız arkadaşlar. Ayçiçeklerinden ayçiçek yağı. Kanola ekeceğiz. Örnek veriyorum, kanoladan kanola yağı. Mısır yağı. Mısır gevreği tarzı şeyler üreteceğiz arkadaşlar. Umarım sizler için keyifli video oluyordur. Şimdi şuradan bir hemen alışıp döneceğim arkadaşlar. Bak burada kalmış. Bu arada burasını bitirelim. Eski masamız gelir, orası tamamlar. Biz buradan gelelim. Yarım kalan yerimizi bitirdim arkadaşlar. Bu kısmı ben video dışında ekmiştim. Diğer tarafta ufak tarlamız var arkadaşlar. Ondan sonra ekeriz. Daha önceki videomuzda taş topladığımız tarla arkadaşlar. Hızlı bir şekilde arkadaşlar ekimini yapalım. Daha sonrasında diğer işlemimize devam edeceğiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar yeni bir buldum modları sizlerle paylaştım. Oyuna bir su şırıltısı ve kuş sesi geliyor arkadaşlar. Yanında akvaryum var arkadaşlar. Akvaryumda biraz su sesi gelir. Ve evimin alt terasında arkadaşlar 2-3 tane babet kuşum var. Şu onların sesi geliyor. Bunun için arkadaşlar kusura bakmayın. Yani mümkün olduğunca sessiz oda bulmaya çalışıyorum ama en sessiz odam bu. Bir de 3 yaşında oğlum var arkadaşlar. Onun yanında video çekemiyorum. Elimden geldiğince arkadaşlar sessiz oda bulmaya çalışıyorum ama maalesef benim çok fazla sessiz oda yok. Hemen şöyle tüm masamızı doldurayım arkadaşlar.
içine geçelim. Şimdi bayağı bir kirlenmişti masanın. Duş takımı bakın şurada. Kirin hiç gözükmüyor. Neyse. Şöyle açalım kapağını. Arkadaşlar irten makineyle ekiyorum. Öl suma makine duruyor arkadaşlar. Yalnız on deposu çok sık boş oluyor. Ve bu süreçten dolayı da arkadaşlar onu kullanamadım. Yani ikinci bir irten makine aldım arkadaşlar. Şu dandinin arkasındaki siyah renk yaptım onu da. Neyse bu sefer de Timos'un ekleyelim arkadaşlar. Dandinimizi takip etsin. Hop 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 taktık. Ya yapma şunu. Şu tarlamıza gireceğim arkadaşlar. Hemen bakayım çalıştıralım. Şunu indireyim. Hızlı bir şekilde blendini yalayayım arkadaşlar. Onu da arkamızı bağlaydım. O devam etsin bizim arkamızda. Evet. Ya bunu da follow me modu ile yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 2,5 metre soldan 10 metre gerimizden gelsin arkadaşlar. Bakalım. Aynen ablamız bindi traktöre. Biz de bu şekilde hemen şöyle kenardan yastıklamalardan başlayalım. Nasıl olsun avullama şeklinde ekmeye başlayalım arkadaşlar. Bu şekilde anlık boylarından ilk önce gidiyorum arkadaşlar, dönüyorum. Hani tekrar ediyorum arkadaşlar, benimle online oyun oynamak isteyen arkadaşlar olursa ve follow mod değil de gerçekçi bir şekilde oyunumuzu oynarız. Elimden geldiğince de arkadaşlar gerçekçi kullanımı oynama çalışıyorum. Şöyle kaldırma dönüyorum arkadaşlar. Normalde kaldırma dönemeyiz bu tip makinelerde ama ya oyunda olduğu için arkadaşlar bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Normalde ileri geri yapacağız ama yapay zekada ileri geri bizi çok fazla müsaade etmiyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, şurada bir ileri geri yapsam arkamda gelen landini 360 derece bir tur atıyor, daha sonra tekrar geldiği çizgiye giriyor. Doldurmuyoruz. Römorktaki tohumları gördü makine. Hemen kapağı açtı gördüğünüz gibi. Şu şekilde masamızı da ekime devam edelim. Daha önceden videolar belirttiğim gibi arkadaşlar, ben de gerçek bir tümastan kullanıcısıyımdır. Bu tip tümastan 8105 uzay kasa. Bendeki de arkadaşlar Timosan 8095 uzay kasası var. Yani bu 105 beygir, bendeki 95 beygir arkadaşlar. Yani traktörle memnunum. Çekiş gücü ve performans açısından yeterli bir traktör. Yani çekemeyeceğim demiyor. Çekemezse de arkasındaki ekipmanın parçalamak şeyine dahil olsa asılıyor. Hemen şuradan kaldırdım.
Şöyle bir döneceğim arkadaşlar. İnşallah hamle şu aşağı takılmaz. Hemen şuraya indirelim. Şu kalan kısmı da alalım. Ve devam edelim arkadaşlar. Yani bu şekilde ekmeğe devam edeceğiz. Şu başa geleyim arkadaşlar. Traktörümüzü buraya bırakalım. Daha sonrasında diğer traktörümüzü alalım arkadaşlar. Ve onlarla da merdivenlerimizi çekelim. Ektiğimiz yerleri düzleyelim. Tohumları sıkıştıralım. Hemen şunu işten çıkarayım. Şu makineyi durdurayım. Çok vakti, çok fazla da vaktimizi almak istemiyorum. Şu çiftlik yanında arkadaşlar çok donarak gidiyor. Bunun da farkındayım. Yalnız burada sebebi de bilgisayarın biraz kalitesi düşük. Ve oyunda çok fazla mod var arkadaşlar, çiftlik kısmı neredeyse. Bu modların dolayı da arkadaşlar biraz donmalar yapıyor. Şöyle bakın, FPS düşmesi yaşıyorum. Az ben traktörümü ne yaptım? Şurada bakın. Şimdi şunlara bir bakacağım kaç metre olduklarına. Üç metre, yani 3 metre yanımızdan gelse bizim için sıkıntı olmadığını düşünüyorum. İndirelim. Hemen mod tuşunu şöyle bağlayalım. Şöyle 3. Bu 3 olmasın, 3 olsun. 10 metre olsun. Evet, işçimiz geldi. Biz de jondarımıza binelim. Şu vitesimi atalım. Şu motorla benim değil arkadaşlar. Motorla geçelim. Yapalım. Şurası ekleyelim arkadaşlar. Burasını da sıkıştıralım. Şu şekilde. Diyotusumuz da gelsin. Onunla birlikte devam edelim. Hem bakalım fazla açık mı bırakıyor mu? Çok üstü bindiriyor mu? Onu da görelim arkadaşlar. Yok, bizim çizimimiz dışına geliyor. Tamam. Devam etsin böyle. Yani oyunda birazcık arkadaşlar ışık düşmesi var. Bunu da ayların Ekim ayındayız ve akşam üzeri oldu. Size biraz ekran koyu yansıyor olabilir görüntü. Yani mümkün olabildiğince şu şekilde güneş karşımalarından çekmiş çalışacağım. Yani böyle de olunca sapıtıyoruz. Şöyle yapalım. Tıklamamızı yakalım arkadaşlar. Çok fazla etkiler mi geçti bilmiyorum ama. Şöyle devam etsin. Ben bir şu kaydımıza bakalım arkadaşlar. Ne kadar oldu? 14 dakikamız olmuş. Devam edelim arkadaşlar. Bu zorlanıyor mu ya? 14 kilometreyi
çekiyor. Şu tarayı da ektik arkadaşlar. Bu tarafa fazla sokmak istemiyorum videoda. Çiftlik yakınlarında dediğim gibi arkadaşlar FPS düşmesi yaşıyorum. Ama daha sonra ben video dışında halledeceğim arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir sonraki videomuz arkadaşlar şu pancarası da olabilir. Pancaramız oldu mu bilmiyorum, bakalım bir. Aynen olmuş. Bir sonraki videomuz arkadaşlar pancarası da olabilir. Geçen bizim jonderemiz pek işaremece gibi gözüküyor. Hiçbir şeyi fark etmiyor. Şimdi biraz içeri koyalım arkadaşlar. Bilgisayarımın sıkıntı yaşadım arkadaşlar, format attım. Daha sonrasında bir dakika ya, şunu bir onaracağım. Ben o şekilde arkadaşlar. Bundan mı çekmiyor acaba diye düşünüyorum. Aynen. Motorun göre zararlan, yani yaşamadan dolayı çekmiyormuş. Hemen traktörümüzü onardım arkadaşlar. Biraz daha canlanır gibi oldu. Yalnız bu niye düştük yine? Şöyle bakalım. Burada boyasak ne olur? Taşımızı canlandırsak. Ya şurada bakın arkadaşlar, göstergenin yanında anahtar işareti var, orada traktörün durumu gözüküyor. Orada pek fazla bir artış olmadı. Neden böyle yaptım bilmiyorum. Arkamızdaki ekipmanın durumu desem, onlar daha yeni kullanmamıştık arkadaşlar. Yani traktöre bunlar gerçekten büyüyememesi gereken bir ekipman. Yani traktör bunu çok rahat çekmesi gerekiyor. Yalnız bayağı bir zorluyor. Ben bu ekipmanın hızını düşük yaptım acaba diye düşünüyorum. Şuna bir bakacağım arkadaşlar hızına. Yok, 25 km'de arkadaşlar. Buna da sıkıntı yok. Hızlı traktörümüz iş yapmayacak gibi gözüküyor burada. Yani şu anda normalde bunu çok rahat çekmesi gerekiyor. Bakın şu anda güzel rahat çekiyor. Rampa mı var desek bakalım. Çok fazla bir rampa da yok. Ama neden bu şekilde yaptığını anlayamadım. Neden böyle yaptığını anlayamadım. Yani bu neden böyle yaptığını anlamadım. Bakın şu anda hala çekmeyeceğim diyeceğim diye traktör. Neyse şurası bitiyor. Şu başı bitirelim.
Daha sonrasında yatağımıza geçeriz. Çok fazla uzun istemiyorum arkadaşlar. Videoya da son verebilirim. Şurada kalan yerimiz var ufak. Onu da alalım. Evet, ustalığı da hoşuna gidiyor yine. Şurada kalan yerimiz var. Şurasını alalım. Aynen. Şurada ufak bir yer kaldı bakın. İncelik bir yer. Buradan çıkalım yukarı. Birkaç tane Türk modları var arkadaşlar, onları size gösteririm. Romark olaraktan ve kazay olaraktan arkadaşlar. Aynen bu tarzımız bitti. Hemen şöyle geçelim. Masayımız burada kaldı. Bunlar burada. Makro kümekimizde taşlar yığılı kaldı arkadaşlar. Randiyemiz burada. Hemen şöyle atlayalım. Bugün JCB kepçemiz burada arkadaşlar. İki tane taş toplama makinesini şöyle söktüm. Hemen size şöyle göstereyim. Şöyle bir özdemir marka arkadaşlar. Romorfumuz var 4 tekerlekli. Artı özdemir marka şöyle bir gene bir romorfumuz, hatta şöyle diyeyim, ikisi 4 tekerlekli. Biri sofralı, biri sofrasız. Ve artı burada Mehmet Tarım'ın dediğim arkadaşlar. Ne diyor şurada? İncilmişsin dedi yazmışlar. Romorfumuz var arkadaşlar. Her kontraktımızdan bir önceki videomuzda görmüştünüz. Daha sonrasında şurada yine bir kazay modumuz var arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Şurada yeşil renkli Alpler marka dışı menüsünü biliyorsunuz. Buradaki kazayımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Lapel markaydı. Benim başka da şu anda yeni bir modum yok. Oldukça arkadaşlar size gösteriyorum ve kullandığım özel olmayan modlar dışındaki tüm modları paylaştım arkadaşlar. Buldum. Bir şu Mehmet marka romorku bulamadım. Linkini. Bulursam onu paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Hemen şöyle bakalım kaç dakika oldu videomuz, 23 dakika oldu. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.